bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir. Şimdi İslam nasıl yozlaştırıldığının kadın maddesinden, bölümünden veya Kur'an'ın temel kavramlarından ilgili yeri bulalım. Orada açıklama var. Soru: Kur'an'ın miras paylaşımı ile ilgili buyrukları kadına erkeğin yarısı kadar pay veriyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: sebebi eşitliği sağlamaktır. Hemen söyleyelim ki kadının erkeğin yarısı pay alması sadece bazı durumlardadır. Öyle durumlar vardır ki kadın erkekten fazla pay alır. Bu yalnız ticari muameleler içindir. Ticaretteki borçlanma işlemleri içindir. Ve bu şarta bağlıdır. Eğer ticari hayatın içinden gelen, ticareti bilen, o muameleleri bilen bir kadın söz konusuysa, illet ortadan kalkacağı için iki kadın şartı da ortadan kalkar. Hikmet-i teşriye, Allah'tan gelen emirlerin aklı, mantıki, vicdani, bilimsel izahatı demek. Hikmet-i teşriye olmadan okursanız Kur'an'ı 14 asır öncesine hapsedersiniz. Kur'an-ı Kerim çölde indi ama Kur'an-ı Kerim çöl kitabı. İslam dünyasının temel sıkıntılarından biri budur. Çölden bin küsür seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak istiyor. Anlayamaz. Değerli izleyenler, Cumhuriyetimizin 100. yıl dolayısıyla Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk Vakfı bünyesinde bir program dizisine başlıyoruz. O da Cumhuriyet ve Kadın. Bu Mustafa Tayyar Hoca'nın projesi. 12 bölümden oluşacak ve ayda bir yayınlanacak. Tanıtımda da gördüğünüz gibi ağırlık olarak ana kaynağımız İslam nasıl yozlaştırıldı? Vahyin dininden sapmalar, bid'atlar ve hurafeler ile Kur'an'ın temel kavramları olacak ama başka kitaplarından da alıntılar yapacağız. Pek çok alternatif vardı başlamak için. Yani bu ilk bölüm için özellikle bu konuyu seçmedim. Fakat bu şekilde başlayalım, sonra devam ederiz. Ele alacağımız konulardan bir tanesi bu ilk bölümde kadının miras hakkı. Soru: Kur'an'ın miras paylaşımı ile ilgili buyrukları kadına erkeğin yarısı kadar pay veriyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: sebebi eşitliği sağlamaktır. Çünkü Kur'an'ın düzenlemesinde erkek ailenin tüm harcamalarından tek başına sorumludur. Kadın ise mal ayrılığı ilkesine uygun olarak tüm mal varlığını istediği gibi kullanır ve evin masraflarına katkıda bulunmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Kur'an bu durumda adaletin sağlanması için erkeği güçlendirmek istemiş, ona mirasta biraz daha fazla pay vermiştir. Hemen söyleyelim ki kadının erkeğin yarısı pay alması sadece bazı durumlardadır. Öyle durumlar vardır ki kadın erkekten fazla pay alır. Şimdi işin esası olan noktaya gelelim. Miras paylaşımı muamelat içindedir ve araç hükümler cümlesindendir. Bunun dinin amaç hükümlerine giren kısmı kadın erkek arasında adaletin sağlanmasıdır. Esas olan budur. Bu esası sağlamada değişik yöntemler uygulanabilir ki bunları fıkhın maslahat dediği kamu yararı belirler.
Eğer bir sistem erken ekonomik yükünü azaltır, örneğin aile harcamalarını eşler arasında eşit paylaştırırsa, bu kez erken mirastan aldığı fazlalık adaletsizliğe yol açar. Böyle bir durumda eşit yükümlülüğe eşit imkan sağlanmalı ve miras paylaşımı da iki cins arasında eşit olmalıdır. Nitekim günümüz medeni hukuk sistemleri bu yöntemi uygulamaktadır. Birisi çıkıp da harcamalar eşit olsun ama mirastan pay almada kadın yarım alsın derse bu dine ters olur çünkü adalete terstir. Bugün din adına birçok kişinin istediği de ne yazık ki budur. Onların ailedeki harcamalarda erkekle kadının eşit tutulmasından bir şikayetleri yoktur. Şikayetçi oldukları kadının mirastan eşit miktarda pay almasıdır. Bize göre bugünkü medeni kanun miras paylaşımındaki kabulleri kadın erkek arası adaleti sağladığından dinin amaçları açısından Kur'an'a ters değildir. Araçlar açısından bakıldığında ise iş bir yöntem meselesidir. Muamelat alanında yönetimin şöyle veya böyle olması Kur'an'ı rahatsız etmez. Vesailde belirleyici olan maslahat yani kamu yararıdır. Anladınız mı? Tam anlamadınız mı? O zaman pekiştirelim, tam anlayacaksınız. Bu aynı olay kadının şahitliğine de var. Şimdi onu öğrenelim. Kur'an-ı Kerim ticari muamelelerde 6. yüzyıl Arap toplumu, kadın bütün toplumsal hayatın dışında, ticari hayatla hiçbir ilgisi yok. Şimdi ticari muameleleri düzenlerken bir nevi noterlik düzenliyor, tamam mı? Zaten o ayette katibi adil dediğimiz noter düzenlemesi de o ayettedir. Kur'an'ın en uzun ayetidir o. Şimdi orada ticari muamelelerde illetini de göstermiş. Bakın illeti belli. Kadın bu işleri bilmediği için, yanlış yapacağı için o hiç tanık olamaz demiyor gene, kadına saygı gösteriyor tırnak içinde. Diyor ki bir erkek yerine iki kadın gelsin, birisi eğer diyor iyi hatırlayamaz, işi çözemezse öbürü ona yardım eder. Bu yalnız ticari muameleler içindir. Ticaretteki borçlanma işlemleri içindir. Ve bu şarta bağlıdır. Eğer ticari hayatın içinden gelen, ticareti bilen, o muameleleri bilen bir kadın söz konusuysa, illet ortadan kalkacağı için iki kadın şartı da ortadan kalkar. Diğer alanlarda ise hiç alakası yoktur. Ama bunu ne yapıyorlar? Demin dediğim gibi alıyor, bütün alanlara teşmil ediyor. Böyleyken böyle değerli izleyenler. Yani Cumhuriyet öncesinde Kur'an-ı Kerim'e işkence eder gibi kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı, efendim mirasta, şahitlikte yarısını bu şekilde süründür. Cumhuriyet işte bu sürünen kadın haklarını peygamberden sonra 1400 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'le aldı ve ayağa kaldırdı. Cumhuriyetin önemi o kadar büyük ki 14 asırlık bir ihmali Kur'an'ın muradı doğrultusunda yeniden yürürlüğe koydu. Karmaşık gibi görülüyor, saldırı konusu yapılıyor ama bakın ne kadar basit. Kur'an'ın o ayetleri indiği devirdeki şartları çözmek için o şekilde indi. Oradaki espri korunur ama uygulaması değişkendir. Örnekte verdiğim gibi ticaretten anlamayan erkek orada varsa ne olur ne olmaz diye bir erkek daha bulunur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetinin tam tersi uygulanır ve bu Kur'an'ın istediği şey olur.
Öyle durumlar vardır ki kadın erkekten fazla pay alır. Eve, oradaki ekonomiye katkı sunan kadındır, erkek çalışmıyordur. O veya bu sebepten bu durumda çalışan kadının erkeğin iki katı alması gerekir. Bu Kur'an'a ters gibi görünse de tam da Kur'an'ın istediği şeydir. Günümüzde artık kadın da erkek de ev ekonomisine, şehir ekonomisine, ülke ekonomisine katkıda bulunduğu için bu böyle eşit paylaşılır. Ve onun içindir ki mesela eski başbakanlardan bir tanesi öldüğünde çocukları miras yüzünden bu yüzden tartıştı. Kızlar soluğu mahkemede aldı. Yani değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin o şekildeki hükmü sonsuza kadar geçerli değildir. Onlar tarihte olan olaylardır. Sonsuza kadar geçerli olan Kur'an'ın maksadıdır. Öyle olduğu içindir ki Kur'an'da Allah peygamberine sana sadece Kur'an'ı öğrettik değil, Kur'an'ı ve hikmeti öğrettik demiştir. Çünkü ayetlerin hikmeti teşriyesini anlamadan dini yaşamak mümkün değildir. Hikmeti teşriye Allah'tan gelen emirlerin akli, mantıki, vicdani, bilimsel izahatı demek. Eğer ki ayetleri hikmeti teşriye olmadan okursanız Kur'an'ı 14 asır öncesine hapsedersiniz. Sadece bu ayetler değil, bütün Kur'an ayetlerini bu şekilde anlarsanız kıyamete kadar Kur'an sizin rehberiniz olur. Bu şekilde anlamaz da 14 asır önceki şartlara göre verdiği hükümlere bağlı kalırsanız tarihin 14 asır gerisinde kalırsınız. Bu şu demektir: Kur'an'a gitmek demek, Kur'an'a dönmek demek, indiği devre inmek demek değildir. Bakın bir daha söylüyorum. Yaşar Nur Öztürk hocamız bunları öğretti bize. Kur'an'a gitmek demek, dönmek demek, onun indiği devre dönmek demek değildir. Kur'an çölde inmiştir. O zaman çöl fıkhı oluşturulmuştur Müslüman düşünürler tarafından. Fakat biz bugün uzay çağında yaşıyoruz, bilgi çağında yaşıyoruz. O halde Kur'an ayetlerini bu yaşadığımız çağa göre yorumlayacak ve ona göre bir fıkıh oluşturacağız. Bu kurtuluş teolojisi tabirini yıllar önce Fransız Müslüman düşünür Garaudy kullandı İslam dünyası için. Dedi ki İslam dünyası çöl fıkhından uzay fıkhına geçmeli ve bir kurtuluş teolojisi geliştirmelidir. Bu çöl fıkhı tabiri İbn Haldun'a da geçer. Bu pejoratif bir tabir değildir. Ama Kur'an-ı Kerim çölde indi, ama Kur'an-ı Kerim çöl kitabı. İslam dünyasının temel sıkıntılarından biri budur. Çölden bin küsür seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak istiyor. Anlayacağız. Şimdi kurtuluş teolojisi veya İbn Haldun'a gidersek, çöl fıkhından medeni fıkha geçmek, İbn Haldun'un tabirleri bunlardır. Çünkü o idare dediği medeniyet üzerinde çok. Bu İslam dünyasında yapılmamış bir iştir. Bunda İslam dünyası inat ve ısrar ediyor. Bunu din dışına çıkmak zannediyor. Ve Batı da bunu kabul ettiği için sürekli bir biçimde buradan Müslüman dünya çıkmasın diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani o din dediğini, ama Kur'an'ın asla onaylamayacağı dini, din diye yaşasın. Bütün ümitlerini Batı buraya bağlamıştır. Bunu İslam dünyasında tarihimiz içinde bir tek kişi yıktı: Mustafa Kemal. Onun için Mustafa Kemal'den çok rahatsız. Mustafa Kemal onu burada mağlup etti, Çanakkale'den geçirmedi,
Açalım. Anasını ağlattı filan onlar tabii ama onlar inanın solda sıfır kalır. Onların hepsini unutur bari. Olmuş mu yani? Dönmüş, kaybetmişsin. Adam da bu karaya bitirmiş. Mağlup olmuşsun. İyi. Başka bir şey. Şimdi Atatürk İslam dünyası genelinde İbn Haldun'un ve Garodi'nin biri bakın nereden, biri nereden. Ama akıl için yol bir telaffuz ettikleri bir çıkış reçetesini Mustafa Kemal hiç ilahiyatla milahiyatla ilgisi meslek olarak olmamakla birlikte bunu fark etmiş. Bir teolojik devrim lazım İslam dünyası. Mustafa Kemal'in devrimleri diye biz 70-80 senedir bağırıyoruz. Mustafa Kemal'in bana göre esas yaptığı devrim bu teolojik. Bunun hesabı yapılmadı. İşte Cumhuriyeti kuranlar o fıkhı oluşturdu. Yani hukuku. Ve düzenlemeler de bu şekilde yaptı. Kadınların 14 asırdır yenen çiğnenen hakkını teslim etti. Soru: Kur'an'ın miras paylaşımı ile ilgili buyrukları kadına erkeğin yarısı kadar pay veriyor. Bunun sebebi nedir? Cevap: Sebebi eşitliği sağlamaktır. Hemen söyleyelim ki kadının erkeğin yarısı pay alması sadece bazı durumlardadır. Öyle durumlar vardır ki kadın erkekten fazla pay alır. Bu yalnız ticari muameleler içindir. Ticaretteki borçlanma işlemleri içindir. Ve bu şarta bağlıdır. Eğer ticari hayatın içinden gelen, ticareti bilen, o muameleleri bilen bir kadın söz konusuysa, illet ortadan kalkacağı için iki kadın şartı da ortadan kalkar. Hikmet-i teşriye, Allah'tan gelen emirlerin aklı, mantıki, vicdani, bilimsel izahatı demek. Hikmet-i teşriye olmadan okursanız Kur'an'ı 14 asır öncesine hapsedersiniz. Kur'an-ı Kerim çölde indi ama Kur'an-ı Kerim çöl kitabı. İslam dünyasının temel sıkıntılarından biri budur. Çölden bin küsür seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak istiyor. Anlayamaz. Mustafa Kemal'in uydurulan dine vurduğu darbe din düşmanlığı mıdır, dine hizmet midir? Vallahi ve billahi dine hizmettir. Çünkü Mustafa Kemal münzel dine, indirilen dine haşa asla dokunmadı. Ona sonsuz saygısı vardı. Ve yaptığı şey devrimleri indirilen dine hizmettir. Serapa hizmettir. Ben bunu dünyaya ispat ettim. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında? Program dizimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ve ikinci bölümde buluşuncaya kadar bütün Müslümanların, bütün Atatürk severlerin kadın haklarının daha da iyileştirilmesi için elinden geleni yapmasını. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlarda yükselmeye layıksın. Bu sözün sahibi Cumhuriyetimizin kurucusu ve kadın hakları savunucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızla. Saygı, özlem ve rahmetle. Bin senedir okumayan bir millet, Kur'an'ın dininin temel ibadetini bin senedir yapmıyor demektir.